Suç İşleri Bakanı diye söylendiğinde toplumun genelinde bir kabule dönüşen mesele bu akşam bir iftira İşleri Bakanı'na dönüştü. Ve bu konuşma niye yapıldı, nasıl yapıldı diye sorarsanız bir suç örgütü liderine koruma tahsisiyle ilgili kendi kusuruyla ilgili sorduğu sorulara cevap vermemek için. Hakan Çalışkan'la ilgili soruya cevap vermemek için. Sedat Peker'e koruma aracı ve yurt dışında koruma tahsisi sorusuna cevap vermemek için. Karakol baskını sorusuna cevap vermemek için. Silivri Emniyet Müdürü'nün intihara itilmesine cevap vermemek için. İnsan kaçakçılığı ile ilgili ağır kusuruna cevap vermemek için. TODEX gibi Türkiye'deki 300 binden fazla insanın dolandırılmasına yol vermesini, görüntü vermesini ve görevini yapmamasını açıklamamak için, Aliye Uzun konusuna cevap vermemek için böyle bir konuşmayı tercih etti. Ve bütün meseleyi şunun üzerine kuruyor. Sinir krizleri geçirerek diyor ki devlete iftira attırmam. Burada devlete iftira atan yok. Ama kendisine soru soranlar var. Eğer bir İçişleri Bakanı'nın suçlanması devlete iftiraysa o zaman şuraya dönerler. Televizyon programında çıkıp bizden önceki bakanın oğlunun evinde para kasası çıktı. Dikkatli ol evladım, bize bu lafı getirme diyorsan sen Muammer Güler'e yöneltilen suçlamayı tekrar ediyorsun ve sahipleniyorsun demektir. Buna susuyorsunuz. Bundan 5 sene önce AVM'lere çocuklarımızı götüremiyoruz derken şimdiki genel başkan yardımcınız Efkan Alan'ın İçişleri Bakanlığı'nı eleştiriyor, ses edemiyorsunuz. Gündüz söyledim, AKP'de FETÖ'yle mücadelede kimsenin toz kondurmaması gereken Selami Altınok'u FETÖ'yle işbirliği yapan kişi olarak evrak servisinden dolayı, bakın Selami Bey konuşmada yok, salonda yok, sana da hakkını helal etmiyor. Devlete suç atmak, İçişleri Bakanı'na atmaksa bu partinin bundan önce... Tamamlayın sözlerinizi. Ve şizoid bir sanrı var. Öyle bir sanrı ki kendi konuşuyor, sesi kesilmeye, sözü kesilmeye çalışınca vallahi de aklın sesini kesemezsiniz, vallahi de hakkın sesini kesemezsiniz diyecek şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda. Bir oyuna gelmeyin, bir oyuna gelmeyin. Bu parlamentoda sadece liderler ayakta alkışlanır. Şehit ailelerini, kahraman Mehmetçiği, kahraman polisi ayakta alkışlar mısınız deyip kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığını yapana alet olmayın. Sayın Özen, bu söylediklerinizi geri alın. Bu.